Yüzden fazla seyircimiz, ünlü komedyenimiz Şener Şen hakkında bilgi istiyor. Biz de Şener Şen'e gelen bütün mektuplardan bir tane seçtik ve Hakkari'den Orhan Kesici adına bütün Şener Şen hayranlarına ufak bir sürpriz yapmaya karar verdik. Evet sevgili seyirciler, doğru tahmin ettiniz. Bugün Sorun Söyleyelim köşemizin sürpriz konuğu ünlü komedyenimiz Şener Şen. Hoş geldiniz Şener Şen. Efendim, hoş bulduk. Ben mini söyleşimize müşterek bir soruyla başlamak istiyorum. Müşterek diyorum çünkü bütün aşağı yukarı bütün gelen mektuplarda, size gelen mektuplarda bir soru soruluyor. Yani bir soru muhakkak var. Neden Şener Şen bir televizyon dizisinde oynamıyor diyor diye soruyorlar. Bu soruya cevap vererek başlayalım mı söyleşimize? Televizyon dizisinde bugüne kadar oynamamam tamamen bir rastlantı. Yani oynamama diye bir kararım yok. Ama bugüne kadar uygun bir proje, yani hem kurumun hem benim beğeneceğim uygun bir dizi, televizyonda yapacağımız bir iş daha çıkmadı. Olursa severek yaparım. Peki proje dediniz de aklıma geldi. Siz zor proje kabul eden, zor proje beğenen bir aktör olarak tanınıyorsunuz. Zaten bu yüzden de çok az film yapıyorsunuz. Peki bir projeyi seçerken neyi ön planda tutuyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Haldun Bey, siz de sinemacısınız. Bu kuralları siz de bilirsiniz. Yani daha doğrusu kuralların olmadığını bilirsiniz. Bu tamamen bir sanatçı sezisi. Bundan iyi film olur. Yani bizi heyecanlandıracak bir proje, bizi film yapmaya sevk edecek bir hikaye, o iyi film olur duygusunu getirirse biz bunu yapmaya karar veriyoruz. Ama bu tabii yanılabiliriz, iyi olmayabilir, halkın beğenisiyle bir noktada buluşmayabilir, kötü de olabilir. Ama bu dünyanın sinemada gelişmiş bütün ülkelerinde de böyle. Hollywood'da daha bunun sırrını çözmüş değil. Yani bugüne kadar seçtiğiniz, titizlikle seçtiğiniz projeler arasında halkın beğenisini kazanmayanlar da oldu demek istiyorsunuz. Tabii. Yani en azından beğeni ölçüleri değişik oldu. Çok beğenilen oldu, az beğenilen oldu ama daha özellikle 84'ten beri ben başrol oynamaya başladıktan sonra daha halkın hiç beğenmediği film daha çok şükür yapmadık. Yani genellikle beğenildi diyorsunuz. Evet. Demek ki projeleri seçerken gösterdiğiniz titizlik olumlu sonuçlar veriyor. Bu yani kendi beğenimiz sanırım halkın beğenisiyle bir yerde, ortak bir yerde buluşabiliyor. Peki siz aslında bir tiyatro oyuncususunuz. Evet. Yani ikimiz de tiyatrodan gelmeyiz. Şimdi tiyatroda böyle bir şansımız yok değil mi? Yani aslında siz daha önce şehir tiyatrolarında çalışıyordunuz. Şehir tiyatrolarında hangi rol verilirse o rolü kabul etmek zorundayız. Evet. Şimdi belki hani özel tiyatrolardan gelen teklifleri değerlendirebiliyorsunuz. Peki o zaman böyle bir şey düşünemiyordunuz değil mi? Yani böyle bir seçim hakkınız yoktu. Haldun Bey, her şey sıfırdan başladı. Tiyatroda da sıfırdan başladı, sinemadan da. Tiyatroda da ben figüran olarak başladım, sinemada da figüran olarak başladım. Her şey, yani tiyatroda malum biz tiyatrocuların deyimiyle arkada bayrak tuttum denir. Ben gerçekten bayrak tutarak başladım. Gerçekten bayrak mı tutuyoruz evet. İlk hangi oyundu bu, hatırlıyor musunuz? Gerçi üç cümlelik bir sözüm de vardı yani. Lafım da vardı, o çok önemli. Yani konuşan figüran. Konuşan figüran. Ama diğer zamanlarda o sahnenin dışındaki sahnelerde, kalabalık sahnelerde arkada koşup bayrak tuttuğumu, askerlerin arasında olduğumu da hatırlıyorum. Otello'da. Peki hiç telaştan, heyecandan bayrağı düşürdüğünüz oldu mu? Ama o kalabalığın arasında anlaşılmıyor. Nasıl biri kapıyor. Peki sinemada da figüran olarak başladım diyorsunuz. Gerçekten figüran olarak mı başladın? Gerçekten figüran. Çünkü tiyatroda belli bir noktaya gelmiştim. Oyunlar devam ediyordu. Gerçekten iyi oyunlarda oynadım. Bu arada sinemayı da yan iş olarak düşünüyordum. Yani tıpkı seslendirmeye gider gibi, radyoya gider gibi. Sinemada da bir günlük işler, küçük roller yönetmen arkadaşlar tarafından bana öneriliyordu. Ben bunu sadece para kazanmak olarak gördüğüm için o birer günlük işlere de giderdim. Yani hem tiyatroda hem sinemada ağır ağır çıkıyorsunuz. Çıktınız bu merdivende. Öyle oldu evet. Çıktınız, şimdi inmemeye çalışıyorsunuz. Bilemiyorum, çıktığımı saymıyorum daha. Daha çıkıyorsunuz. Herhalde biraz daha yer var. Peki Şener Şen, titizlikle seçtiğiniz bu konular, son yaptığınız galiba daha gösterime girmemiş olan Selamsız Bandosu evet, adlı filmde geçen programda gösterdik. Evet, son film Selamsız Bandosu, Nesli Çölgeçen yönetiminde. O bitti. Pardon, o filmde, o filmi seçmenizdeki en belirgin özellik neydi? Karakteri mi sevdiniz, konuyu mu sevdiniz? Tabii senaryo çok değişik bir senaryo. Bir de Nesli Çölgeçen gibi hakikaten Türk sinemasının çok önemli bir yönetmeni kendi ekibiyle yazdığı bir senaryoyu çekme kararındaydı. Bizim için de heyecan verici bir olaydı. Nesli Çölgeçen'den daha önce Züğürt Ağa'da evet, çalışmıştınız değil mi? Evet, o çok başarılı evet. Filminizde.
Evet, pardon, devam ediyordunuz. Sanırım iyi bir proje oldu. Bu da şimdiye kadar sinemada yapılmadık bir temayı işliyor, konuyu işliyor. Bir kasabada bir bando kurulmasıyla ilgili trajikomik olaylar. Kısaca böyle özetleyebilirim. Yani sizin seçtiğiniz konular daha çok kara komedi türüne giriyor galiba, değil mi? Tam bir komedi şeyini yapmıyorsunuz. Vallahi türünü. O türü de yani belli bir şeyle bu prensibimizdir. İlle bunu oynayalım diye seçmiyor. Ama bir rastlantı sonucu öyle oluyor. Biraz herhalde bizim beğenimiz biraz daha oraya kayıyor. Peki bundan sonraki projenizden de söz edelim. Var mı yeni bir projeniz? Bundan sonra da kesinleşen bir proje var. Şubat ayı içinde çekeceğiz. Gene çok değer verdiğim önemli yönetmen arkadaşım Başar Sabuncu'nun yönetiminde olacak. Ünlü bir tiyatrocumuzun daha önce tiyatroda oynanmış bir eserini sinemaya uygulayacağız. Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören. Vasıf Öngören'in. Peki siz mi oynamıştınız bu oyunu? Evet, bir rastlantı olarak? Aşağı yukarı 10 yıl önce de şehir tiyatrosunda ben oynamıştım. Ne zaman başlıyorsunuz çalışmalara? Sanırım Şubat ayı içinde çekimlere başlıyoruz. Peki sizden başka oynayacak kimse var mı? Yani şu anda kadro tam kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Ama zaten kalabalık bir kadro değil. Zorlanmayacağız. Yani şimdiden belirlenmiş isimler var ama daha kesinleşmedi. Peki ondan sonra bir projeniz yok daha? Ondan sonra yok. Yok. Gerçekten yok. Yani çıkarsa yapacağız. Çıkmazsa iyi bir proje çıkana kadar böyle söyleşilerle vakit geçiririz. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Değerli oyuncu Şener Şen'e Sorun Söyleyelim köşemize katıldığı için teşekkürler ediyoruz.